Ey dost, hadi gel şiir okuyalım. Şafak'la birlikte kendine şunları söyle. İşgüzar, nankör, küstah, hilekar, haset, geçimsiz kişilerle karşılaşacağım. Bu kötü özelliklerin hepsi iyi ve kötü bilinmemesinden bu kişilerin başına geldi. Ama ben iyinin doğasının güzel, kötünün doğasının çirkin olduğunu gördüm. Dışarıdan başına gelen herhangi bir olay mı üzüyor seni? İyi bir şey öğrenmek için kendine boş vakit yarat ve aylak aylak gezinmeye son ver. Cahil insanın durumu ve karakteri, yararın ve zararın kaynağını kendinde değil, dışsal unsurlarda arar. Filozofun durumu ve karakteri, yararın ve zararın kaynağını kendinde arar. Sağlıklı olacağız. Yeter ki kendimizi kalabalıktan kurtaralım. Issız bir yere veya kalabalığa ihtiyacın yok. Kendine saygı duy ve başkalarının ruhlarında kendi mutluluğunu arama. Şu an olanları gören biri, sonsuzluktan bu yana olanları ve olacakları görmüştür. Çünkü her şey aynı özden ve aynı türdendir. Kim ne derse desin ya da ne yaparsa yapsın, ben rengini yitirmeyen bir zümrüt olacağım. Ey dost!